Dedik. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Osman Öncel stüdyoda konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi birbirinden farklı noktalarda bu kadar deprem nasıl okunmalı? Hani biz farklı diyoruz bu arada ama o kadar farklı mı? Bir yerde bağlantısı var mı? Bir uzman gözüyle bize anlatır mısınız? Son 1000 yılın en büyük depremi ya da depremleri meydana geldi. Bu nedenle yeryüzünde kırılmaya yakın bütün noktalarda bu depremin etkileri gözlenebilir. Buna biz dinamik tetikleme diyoruz. Tabii ki bugüne kadar yakın tetikleme etkisiyle bu deprem yakınında işte Elbistan'da, Hatay'da kırıkları tetikledi. Şu anda da uzakta olan kırıkları tetiklediğini görüyoruz. Özellikle 2002 yılında Amerika'da Denali'de bir deprem meydana gelmiş. 3000 kilometre uzaklıkta Utah Yellowknife bölgesindeki depremleri tetiklemişti. Şu anda hem yakında hem de uzakta depremlerin tetiklenmesi zaten beklenebilir bir durum. Ve bunu da bu depremden sonra ben açıklamıştım. Hı hı. O nedenle tabii ki bu deprem pek de şaşırtıcı değil. 1000 yılın en büyük depremlerinden biri meydana geldi. Özellikle Doğu Anadolu fay zonu, Kuzey Anadolu fay zonuna enerji biriktirme hızı hemen hemen yarı yarıya az olan bir bölgede. Bir beklerken iki büyük deprem meydana geldi ve iki koldan bu depremin etkileri hem doğu hem batı hem kuzey hem güney 360 derece dünyanın her tarafında etkileri gözlenebilir. Ve buna bağlı olarak yeryüzünün herhangi bir noktasında da depremler tetiklenebilir. Buna şaşırmamak gerekiyor. Yani şimdi o kısmı izlememiş olan izleyicilerimiz için bir toparlayayım. Dün saat 17'de Konya'dan haber geldi. 3 saat sonra Sivas'tan haber geldi. Gece Malatya'dan haber geldi. Sonrasında Bingöl'den ki bir deprem bölgesi zaten. Ve sonra Niğde ve zaten işte bildiğimiz gibi Kahramanmaraş, Ekinözü. Hani Sivas'ı bile... Hatay'da olan deprem, Maraş'ta olan deprem Sivas'ı da tetikliyor, Bingöl'ü de tetikliyor. Böyle bir durum. Şimdi bazı ifadeler çok zihne kazınıyor. Herkes hemen öyle mi diye soruyor. Bir deprem fırtınası ifadesi kullanılmıştı bir dönem. Ekranlarda da çok dile getirildi. Mesela bu bir deprem fırtınası mıdır? Tabii ki deprem fırtınası olarak değerlendirilebilir. Zaten az önce bahsetmiş oldum. 2002 yılındaki depremde 3000 kilometre uzaklıktaki bir sıcak malzemenin çıktığı bir jeotermal alanda bir tetiklemeye neden olmuştu. Bu tür depremlerde özellikle volkanik dağların olduğu, sıcak suların ya da kaynakların bulunduğu yerlerde bir tetiklemeye neden olabilir. Buradaki depremler tabii ki oluş sayısı artabilir. Bu alanlarda daha büyük depremlerin meydana gelmesi her ne kadar pek beklenmese de buradaki deprem sıklığı artabilir. Bu nedenle de pek şaşırtıcı değil. Çünkü dediğim gibi 1000 yılın en büyük depremi değil, depremleri meydana geldi ve bu tüm dünyadaki gerilim düzenini etkiledi diyebiliriz. Evet. O nedenle de bütün dünya tetikte, acaba bu depremin bize etkileri var mı diye herkes araştırma yapıyor. Kendi bölgesinde bu etkileri gözlemeye çalışıyorlar. Bu tabii bir durum. Bunu bir tabii kenara bir koyarak, evet, bunun üzerine koyarak konuşalım. Pek çok farklı nokta saydım. En büyüğü 5.3 bu saydıklarım içinde. Haritada, ekranda şu anda bu depremlerin kaydedildiği yerleri görüyoruz. Ama özellikle şuraya bakmamız lazım ya da konuşmamız lazım diye bir önem atfetmemiz gereken özellikle bir nokta var mı hocam? Yoksa dediğiniz gibi bu bir tabii netice ve birinin birbirinden bir farkı yok. Aynı ölçüde hani risk ya da beklenti barındırır diyebileceğiniz. Tabii baktığımız zaman bugüne kadar bu tehlike haritası üzerinde konuşanlar, kırmızı alanlar zaten büyük depremi beklendiği alanlar olarak bahsediyorlardı. Zaten olan depremler özellikle tehlikenin önceden öngörüldüğü kırmızı alanlarda olmuş deniyordu. Baktığımız zaman bugünkü 5.3 büyüklüğündeki deprem aslında deprem tehlikesi açısından önceliği çok sıralarda olan bir yerde meydana geldi. Hocam bembeyaz yerde de var deprem işareti. Evet, evet, ama o bizi yanıltıyor. Çünkü burada deprem olmayacak anlamına gelmiyor. Deprem olma olasılığı düşük anlamına geliyor. Şunu bize gösteriyor. Demek ki deprem olma olasılığı düşük olan yerlerde dahi bu büyük depremin etkilerine bağlı olarak depremler meydana geliyor. O zaman gelmiştir. Çok önemli bir ders almamız lazım bugün tabii ki aslında. Yani hep denirdi ya bu haritayı gören, ne yapalım, evi satıp Konya'ya mı yerleşelim?
Ama işte görüyoruz, orada da deprem olmayacak anlamına gelmiyor bu harita aslına bakarsanız, değil mi? Tabii ki bu biz bölgede... Biz doğru okuyamıyormuşuz yani. Dediğiniz çok doğru. Bu bölgede 6.8 büyüklüğüne varan depremler var. 19 Nisan 1938 yılında meydana gelen Kırşehir depremi var. Zaten bu deprem tehlikesi hazırlanırken biz sismologlar dedik ki 6.8 büyüklüğüne varan bir depremin olduğu yer niye kırmızıdan sarıya dönüştürülür? Bunu anlayamadık demiştik. Gerçekten de hala anlayamıyoruz. Burada 6.8 büyüklüğüne varan bir deprem 1938 19 Nisan'ında meydana geldi. İlginçtir, 1938 yılında dünyanın her tarafında bir seri büyük depremler meydana geliyor. Amerika'da 1938 depremler oturumu yapılıyor. O yılda ilginç olarak not edilmiş bir tarihtir. Şimdi bizim tabii karşımızda zaten üzerine çok uzun süre konuşmamız gereken büyük bir felaket var. Dolayısıyla böyle bir felaket varken de bambaşka bir yeri konuşmak istemiyorum ama tabii. Bir taraftan da bunu da herkes soruyor yıllardır beklediğimiz için. Şimdi siz de başka yani çok uzakta bir yeri de tetikleyebilir dediğiniz için soracağım. İstanbul depremi örneğin. Yani buradaki durum orayı da tetikleyebilir mi? Bakın 1999 İzmit depremi Yunanistan'da bir depremi tetiklemiştir ve tetiklenmiş bir deprem olarak uluslararası bir dergide yayınlanmıştır. Bu 1000 yılın bir depremidir. Bunun etkisi ya da etki mesafesini biz şu anda ancak ortaya çıkan sonuçlardan gözleyebiliriz. Genel olarak dinamik olarak bu büyük depremi tüm dalgaları yeryüzünün her bir noktaya varıyor. Yeryüzünde her bir noktada özellikle deprem yakalama istasyonu varsa bunlar yakalanıyor. Tabii ki bu deprem dalgalarının yayılma sürecinde kırılmaya yakın bir bölgede ya da kırılmaya yakın bir fay üzerinde geçtiği zaman burada bir tetikleme etkisini olabiliyoruz. Nasıl evleri tetikliyor, nasıl 1000 kilometre uzakta evler tetikleniyor ve hasar alıyor. Tabii ki 1000 kilometre uzakta kırılmaya yakın faylar da tetikleniyor ve enerji alıyor. Mesela bu 5.3 büyüklüğündeki depreme bakıyorum, 300 kilometre uzakta insanlar ben hissettim diyor. O insanlar nasıl bu depremi hissedip enerjisini alıyorsa, o evlerin olduğu yerde insanların depremi hissetmiş olduğu alanlara yakın kırıklar da bu depremi hissediyor ve tabii ki bir enerji yüklenmesi oluyordur. Biz buna dinamik tetikleme diyoruz. Yakın tetiklemeden çok farklı. Yakın tetiklemede ne diyorlar? İşte uçlarında yüklenmiştir. Bunun ucu bucağı yok. Her yerde tetikleme olabilir. Bu nedenle de dikkatli olmak gerekir. Her yerin izlenmesi gerekiyor. Şehir ölçekli, küçük ölçekli deprem izleme gruplarının ya da deprem izleme merkezinin kurulması çok önemli. Çünkü bizler her yeri izlemeyebiliriz. Çünkü bu depremle ilgili siz aradınız, bu depremden benim haberim öyle oldu. O nedenle de şehirlerde bizlerin gözü kulağı olacak jeofizik mühendislerinin çalışacağı deprem izleme merkezleri. Mesela burası nedir? İstanbul Deprem İzleme Merkezi. İşte ne bileyim Malatya Deprem İzleme Merkezi. Sürekli izlememiz gerekiyor. Bir tetikleme var mı? Anormal bir durum var mı? Bugün Amerika'da yapılan artık yıllık bazda tetikleme etkisi inceleniyor. Geçen yıla göre bu sene gerçekten geçen yıldan farklı depremin etkinliğini artma olan bölgeler tespit ediliyor. Ve orada yakın çalışma projeleri geliştiriliyor. O nedenle bizlerin gözü kulağı yerde olması gerekiyor. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Bizim deprem şehirlerimiz yok. Biz bir deprem ülkesiyiz. Dört bir yanımızda bu riskle yaşıyoruz ve bunun bilincinde olmamız lazım. Çok üzülüyoruz, çok ağlıyoruz ama sonra insan işte unutarak hayatta kalıyor bir şekilde. Unutarak devam ediyoruz. O yüzden bir daha ölüyoruz, bir daha ağlıyoruz, bir daha üzülüyoruz. Şimdi siz de yayından önce bize bazı görseller ve çok kıymetli bilgiler ilettiniz. Az önce giriş yaptığınız konuyla ilgili ben biraz daha ayrıntı sizden rica edeceğim. Şimdi biz hep deprem haberlerini verirken diyoruz ki çevre illerde de hissedildi. Hatta merkez üssündekilerden daha fazla hissedenler oluyor çevre illerde. Yani neden böyle ve depremin merkezine uzak olmak riski azaltıyor mu hal böyleyken? Aslında gerçekten veriler çok önemli. Vatandaşlarımızı ben tebrik ediyorum. Doğu Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin kanallarına ulaşıyorlar. Ben depremi hissettim ya da ben depremi hissetmedim verilerini yüklüyorlar. Ve bu yüklenen verilerden bizler aslında mesafeye bağlı riskin azalmadığını, azalan yerler ve artan yerler olarak aynı mesafede yerler olduğunu görüyoruz. Tabii ki artan yerlerin artmasındaki faktörler olarak yer faktörü olabilir, yapı faktörü olabilir ve yükseklik faktörü olabilir. Ama artmayan yerlerde benzer faktörler olabilir.
Bu nedenle de bu tabii ki Avrupa'daki son 24 saatteki deprem durumunu gösteriyor. Bakın evet. Avrupa'da depremlerin yıldığı tek nokta biziz. Büyük depremlerin beklendiği ülke biziz. Avrupa'da bizim dışımıza büyük deprem beklentisi içerisinde olan işte Yunanistan ve İtalya var. Bakın bunlar da vatandaşlarımızın raporları. Gerçekten tebrik etmek lazım. Çünkü ulusal kanalların dışında uluslararası bir kanala deprem olduktan bir saat içerisinde ben depremi hissettim. Benden haberiniz var mı mesajı veriyor. Çünkü bu deprem hangi kanallarla oluyor hocam? Bu Doğu Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin kanalı var. Hem cep aplikasyon olarak indirebiliyorsunuz. Vatandaşlarımız öneririm cep aplikasyon olarak EMSC olarak indirebilirler. EMSC. Bir deprem hissettikten sonra hemen ben deprem hissettim diye rapor verirlerse bu rapor kayda geçiyor. Kayda geçtiği zaman özellikle yöneticiler için çok önemli. Bakın bu depremler nerede hissedildi ve nerede hissedilmedi? O zaman demek ki bu depremin hissedilmiş olduğu yerde deprem riskinin azaltılması ile ilgili sorumlu valiler ne yapması lazım? Demek ki bu deprem bizi de biraz daha yakında meydana gelse şiddetin artırılarak yıkımlara neden olabilir. Demek ki hisseden binalar ya da o binaların oturmuş olduğu zeminlerin acilen incelemeye alınması gerekir. Aslında bunun anlamı nedir biliyor musun? Deprem enerjisinden yararlanmaktır. Deprem enerjisi kontrollü yer yapı sağlığı izlemenin yapılmasıdır. Amerika bunu yapıyor. 20 yıldır bu verileri topluyor ve teknolojik tabanlı verilerle karşılaştırdığı zaman insan tabanlı bu tür raporlama verilerinin birebir hemen hemen %90 uyuştuğunu gösteriyor. Her binanın başına bir sismometre koyamazsınız. Ama her binadaki insandan siz bir depremden sonra bir canlı sismolog olarak bu şekilde rapor alırsınız ve bu raporlama sonuçları sonucunda da şehirlerin risk durumunu anlık olarak insan tabanlı gözleyebilirsiniz. 20 yıldır Amerika'da bu uygulanıyor. Evet. İşte Doğu Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi uyguluyor. Fakat ulusal tabanlı bizde henüz uygulamaya geçilmiş değil. Bunu da belirtmem gerekiyor. Bir görsel daha var sizin bize gönderdiğiniz. Yayından önce ben epey baktım, ilgimi çekti. Böyle sizin yanal gerilme dediğiniz, yanal gerilmeyle ilişkili bir durumdan bahsediyorsunuz. İşte depremin büyüklüğü şu olsa da yerleşim alanlarına ve insanların yoğunlaştığı merkezlere yakınlığına göre de sonucu değişiyor. Bunu da biraz anlatır mısınız hocam, bu görsel? Tabii ki bu depremin kaynak mekanizması büyüklüğü ve derinliğiyle ilişkili bir görsel. Bu depremlerle ilgili bizlerin hata yapma riski yok. Bakın 4 farklı merkez bu depremin büyüklüğünü ve derinliğini veriyor. Bu deprem sığ bir deprem. 10 kilometre derinlikte olan bir deprem. Tabii ki büyüklüğü küçük görünebilir ama 10 kilometre sığ olduğu için bu depremin şiddeti oldukça beklenenin üstünde çıkmıştır. Tabii ki bir sonraki şekil bunun etkilerini gösteriyor. Nüfusa bağlı olarak etkilerin nasıl arttığını gösteriyor. Bu baktığımız zaman işte Maraş'ta meydana gelen yanal atımlı, yanal gerilmeli bir deprem olduğunu bize gösteren 4 kaynaktan da birbirini doğrulayan çözümleri veren bir şekil. Şimdi ilk bilgiler geldiğinde bakıyoruz işte merkez üssü neresi, ne kadar yüzeye yakın, sizin de söylediğiniz ayrıntı, ne kadar sürmüş, ne olmuş. Çünkü hakikaten çok etkili hissettiğimizde de. Şimdi ben dün geldim, Hatay'daydım. Dışarıda bir kükreme ile beraber bir sarsıntı olduğunu hissettik. Ben tabii çok daha büyük olduğunu düşündüm. Çünkü bir gürültü koptu ve hissettik hayli. Sonrasında baktım 2.8, ama 2.8'lik bir sarsıntıyı bile şu an o bölgedeki insanlar çok yakından hissediyor. Yani yüzeye de çok yakın sarsıntılar görüyoruz değil mi bu dönemde, Hatay'da özellikle? Tabii ki yani yüzeye yakın olan depremler küçük de olsa yüzeyde neden olduğu şiddet oldukça büyük oluyor. Tabii ki yüzeyden belli bir derinliğe kadar depremin sayısı artıyor. Belli bir derinlikten sonra azalıyor. O da yüzeye geldikçe zeminin direnç büyüklüğü azaldığı için tabii ki depremler küçük oluyor ama sığ olduğu için etkileme gücü biraz fazla oluyor. Bu az önce bahsettiğimiz evet. Vatandaşlarımızın deprem etki şeyi, bunlardan başka şekiller de olabilirse o şekiller üzerinden konuşabiliriz. Vatandaşlarımız bu depremle ilgili hissettikleri, hisseden vatandaşlarımız gerçekten raporlamayı yaparlarsa, katılım yüksek olursa biz deprem enerjisinden maksimum oranda faydalanmış olabiliriz. Deprem enerjisini kullanan ülkelerde sayılar bunu 10 misli olarak katlayabiliyor.
Bence bu kadar büyük enerjiyi kullanarak bir merkez olarak Anadolu merkezi gibi depremin etkilerini görebiliyoruz. Tabii ki depremin kaynağını biraz kuzeye yaklaştırsak orada şiddet olarak düşük olan yerlerin rengi şiddet olarak büyük olacak. Biraz güneye kaydırsak o depremin merkezini o sarı olarak düşük şiddeti olan yerler kırmızı gösterecek. O nedenle bu deprem bizi zayıf, savunmasız, kırılgan yerlerimizi gösteriyor. Deprem enerjisinden faydalanma maksatlı insanlardan yararlanma çalışmalarına evet. Vatandaş sismolojisi izleme çalışmaları diyoruz. Lütfen vatandaşlarımızdan verileri toplayalım. Deprem enerji kaynaklı şehirlerimizin direnç ve savunmasızlık durumunu izleyelim. Çünkü bunları bizler toplamaya çalışsak milyon dolarlık bir veri gerekiyor. Bu neyi bize gösteriyor? Yer ve yapı direnç durumunu gösteriyor. Bunun şahidi kim? Vatandaş. Orada yaşayan vatandaş ben hissettim diyor. Bunun şahidi ben diyorum. Bunu verileri ne kadar çok toplarsak o kadar ekonomik olarak şehirlerin geleceği ile ilgili daha yakın ve daha büyük depremde yıkılacak alanları önceden tespit edebiliriz. Depremi önceden tespit edemeyiz ama olan depremler enerjisinden önceden kırılgan ve savunması yerleri tespit edip önceliklerimizi ona verebiliriz. Yani bambaşka bir noktadaki depremi neden oradaki insanlar daha tabii. çok hissediyor? Demek ki orada bizim bakmamız gereken tabii. bir şey var tabii. dedirtiyor bize. Yani vatandaşın paylaştığı bilgi vatandaş yardım edin mi aradıyor? Çok boşu kıymetli boşu bir kaynak. Kimse. Tabii. Bir de tabii geçmiş de kıymetli bir kaynak. Yani tarihe baktığımızda işte 60 yıllık geçmişine baktığımızda örneğin. Şimdi bu bölgeler örneğin bize 60 yıllık deprem gözlemleri ışığında ne söylüyor? Nereye bakın diyor? Bakın son 60 yıldaki depremlere baktığınız zaman 5.3 büyüklüğünde Niğde'de meydana gelen depremin çevresinde bir boşluk olduğunu görüyorsunuz. Hı hı. Aslında bu boşluk bizi yanıltıyor. Buradaki, boşluk iyi bir şey anlamına gelmiyor. İyi bir şey anlamına hı. gelmiyor. Şu anlama geliyor. Buradaki depremler onu çevreleyen alanlardaki kadar sık olmuyor ama oluyor. Yani sıklık ve seyreklik bizi yanıltmasın. Bakın o merkezde olan deprem, o çevreleyen tüm alanlarda, nüfus yoğunluklu alanlarda bir tehlike meydana getiriyor. Allah'tan nüfusun az olduğu bir yerde meydana gelmiş. Bu da bize diyor ki, bu uyarıdır diyor. Nüfusun yoğun olmuş olduğu, nüfus yoğun alan merkezine gelseydi, Maraş'ta olduğu gibi, bu depremin yıkım gücünü görecektik. Bu depremin ölüme, kayba neden olduğunu görecektik. Şu anda diyor ki, siz Maraş'a, Malatya'ya, Adıyaman'a, Hatay'a kendinizi çok vermişsiniz. Ama bu ülkenin taşı toprağı deprem üretici bir kapasitesi var. Bakın son deprem tehlike haritasının dahi öngörmediği deprem tehlikesi olarak bir nedensellik potansiyeli olarak işaretlemediği bir alandaki bu deprem çevrede büyük bir korku, büyük bir endişe meydana getirmiş ve vatandaşlar da telefonlardan bizim halimiz ne olacak mesajı vermiştir. Aslında hani endişeyle takip etsek de şu son 24 saatte olan sarsıntıları sizin söylediğiniz ışığında bakarsak çok kıymetli bir uyarı yapıyor bize doğa. Yani evet dediğiniz gibi siz buraya odaklandınız şu an. Evet canınız buradan yandı ama burada da sarsıntı olabilir. O zaman hocam yani şunu soracağım. Bizim ülkemizde deprem riski olmayan yer var mı? Bu depremden sonra bu depremde gösteriyor ki deprem riski düşük, deprem riski büyük alanlar var ama düşüklü ya da büyüklü deprem riski olmayan alan yok diye biliriz. Bu mesajı bize son depremde meydana geliyor. Bakın Kayseri Develi'de benim ailem oralı 21 Şubat 1940 yılında 6.8 büyükte bir deprem meydana geldi. Tabii ki bu deprem 1939-26 Aralık Erzincan depreminden sonra meydana geldi. Bu depremin etkileri Erciyes Dağı'nda köyleri yıkarak gösterdi. Bakın tetikleme diyorsun. Az önce ne dedik? Volkanik dağlarda sıcak suların çıktığı kaynaklarda etkilenim olur. Erciyes Dağı'nda o depremin etkilerini gözledik. Tabii ki depremin ille bizim şehrimizin merkezinde, binamızın altında olmasına gerek yok. Bugün Elbistan ya da Pazarcık merkezi depremler işte Adıyaman'da, Hatay'da yıkımlara neden olmuştur. O nedenle de depremin etkisi özellikle binalarımız savunmasızsa sınır tanımıyor, mesafe tanımıyor. Gerçekten de çok dikkatli olmamız gerektiğini çok acı olarak bu deprem bize gösterdi. Bir kere daha gösterdi. İnşallah bir daha göstermez diye düşünüyoruz ama önlem almamız gerekecek.
Yani evet, bir afet, çok büyük bir afet ama evet, binalarımız savunmasız dediğiniz gibi, yani hiç yıkılmayan, etrafındaki bütün binalar yıkılmışken ayakta duran binalar görüyoruz deprem bölgesinde. Demek ki öldüren aslında doğa değil, insan. Bunu çok net bir şekilde gördük. Hocam bazı şimdi izleyicilerimizden de bir iki soru geldi, onları da size iletmek isterim. Şimdi biz ana haber bülteninin başında bir haber aktardık. İskenderun'da depremden 29 dakika sonra zeminin altında su kaynadı dedik. Şimdi siz de az önce su kaynaklarından bahsettiniz. Hatta gidip ekibiyle inceleme yapan bilim insanlarımız var. Deniz suyu da değil diyorlar. Nedir hocam bu durum? Tabii ki az önce dediğim gibi depremlerden sonra, büyük depremlerden sonra sıcak su, yani yerin altındaki sıcaklığın yüksek olmuş olduğu alanlarda, yerin üstünde sıcaklığın yükselmiş olduğu dağlık topografyalarda bu tür etkiler meydana gelebiliyor. O nedenle de özellikle jeotermal kaynakların olduğu, sıcak su kaynaklarının bulunduğu yerlerde bu tür hareketlenmeler, bu depreme bağlı olarak tetiklenmiş suyun hareketine bağlı kaymalar, göçmeler meydana gelebilir. O Yellowknife dediğim zaten bir jeotermal kaynaktı. 3000 kilometre öteden tetiklenmişti. Bakın 3000 kilometre uzaklıktaki Yellowknife 2002 Amerikan deprem oturumunda ilk sunumdur. Uzaktan tetikleme ile ilgili ilk sunumdur. O zaman ben Kanada deprem serviste çalışıyordum. Ve o toplantı sunum da yapmıştım. Gerçekten 3000 kilometreyi göz önünde bulundurun. Ve artık yakınlardaki etkisi ne olacağını da tahmin edebilirsiniz. Bu nedenle de her türlü duruma, özellikle sıcak malzeme çıkışların olduğu alanların gözetim altına alınması gerekiyor. Bu alanlara yakın ne bileyim yapılaşma varsa, yaşam varsa buradaki insanların da tabii ki tetikte olması önerilir, önerilmesi gerekir diye düşünüyorum ben. Şimdi yeraltı suları aslında çok ciddi almamız ve üzerine düşünmemiz gereken bir konu. Son yıllarda obruklar bize bunu gösteriyor aslında. Yani bilinçsizce o yeraltı suyunu kullandıkça dev çöküntüler oluşuyor ki dün de Konya'da 37 metre çapında 12 metre derininde bir obruk oluştu. Depremle bağlantısı var mıdır? Zaten deprem olmadan önce de Konya'da obruklar meydana geliyordu. Deprem olmadan önce de binalar depremsiz yıkılıyordu. Öyle savunmasız bir yer Konya. Biliyorsunuz Konya'da yeraltı su seviyesi çöktüğü için su tutan o kayaçlardaki su kaybolduğu için, direnç durumu düştüğü için, zayıfladığı için durduğu yerde burada göçmeler oluyordu. Tabii ki bu boşluk ne yapılıyor? Depremler tarafından, deprem dalgalarının geçiş alanında olduğu için onlar tarafından tetikleniyor. Onlar tarafından gerçekten yükleniyor ve yüklemeye bağlı olarak da bu tür obruklar meydana gelebilir. Tabii ki bir obruk haritası araştırılması gerekiyor. Tabii. Yeraltı sularının kontrolsüz kullanılmaması gerekiyor. Tabii ki daha az suyu kullanacak şekilde bir planlamanın yapılması gerekiyor. Tabii ki Konya Türkiye'nin kaynağı, işte tarım kaynağı ama yeraltı su kaynağını da bizler bitirdiğimiz zaman, burada tabii yeraltı suyunun aşağı çekilmesinden bahsediyoruz. Adana'da da yeraltı suyunun yukarı doğru yükselmesi durumu var. Buna bağlı olarak da jeofizik mühendisleri, Adana'daki jeofizik mühendisleri yıllardır bağırıyorlar. Yeraltı su seviyesi Adana'da yükseliyor. Buna bağlı olarak binamızın temellerinde, tabanlarında suya bağlı kolonlarda korozyon meydana geliyor. Ve korozyona bağlı olarak da bizler yıkılabiliriz. Yıllardır uyarıda ve ihbarda bulunuyorlar. 50 bin bina incelemesi yapılıyor 99 depreminden sonra. %56'sı korozyona bağlı yıkıldığı söyleniyor. Korozyon demek işte betonun nem alması, nem alan betonun içindeki demirin paslanması, paslanmaya bağlı olarak şişip betonun parçalanması demektir. Bu nedenle de yeraltı suyunun aşağı doğru düşmesi, Konya'da yeraltı su seviyesinin yukarı doğru yükselmesi, Adana'da bunların hepsi insan kökenli kontrolsüz yapılaşmanın ya da sulamanın bir sonucudur diyebiliriz. Artık doğayla barışmak için kaybedecek gerçekten bir dakikamız yok. Daha kaç örnek görmemiz lazım bilmiyorum. Hani denizi dolduruyoruz, üstüne ev yapıyoruz, doğa onu geri alıyor depremde ya da selde. Dediğiniz gibi yeraltı sularını hoyratça kullanıyoruz, çöküyor, obruk oluyor. Nehir yatağına ev yapıyoruz, selde alıp götürüyor. Göl yatağına havalimanı yapıyoruz. Deprem değil oluyor mi? Dediğiniz gibi. Şimdi Hatay'da mesela gördüğümüz göl çeltik yatağı tarlasına, yani vaktiyle çeltik tarlası olan ıslak zemine
biz evler yapıyoruz. Hem de öyle 8-9 katlı evler yapıyoruz. Doğa bunları geri alıyor. Yani hakikaten artık barışmamız şart ama daha kaç ders gerekiyor? Herhalde bilmiyorum. Yani her dersten sonra sınıfta kalıyoruz fakat yine de devam ediyoruz. Evet, tabii ki bize çok dersler veriliyor. Yalnız ülkemizde bu tür depremlerin meydana gelmesini bekleyerek depremlerden ders çıkarmamamız gerekiyor. Bakın, Türkiye'de olan depremlerden ders almak için depreme karşı savunma durumu güçlü olan Japonya'dan, Amerika'dan, Şili'den bilim insanları geliyor. Bizdeki bilim insanları da ne yapması lazım? Yalnız Türkiye'dekine de öncelikle gitmesi lazım ve Türkiye dışında da bu tür depremlerin olduğu yerlere göçmesi gerekiyor ki bizler bir depremde göçmeyelim. Biz bu depremin olmasını mı beklememiz gerekiyor ders almak için? Tabii ki depremler her gün her yerde olabilir. Deprem neredeyse biz de orada olacağız, oradan dersler çıkartacağız ve o dersleri bununla ilgili olan bakanlıklara, bununla ilgili olan sorumlulara rapor olarak sunacağız. Ve her zaman depreme karşı savunmamızı güçlendirmek için bilim insanlarının aslında bir göçmen kuş gibi depremin olduğu yere uçması gerekiyor. Amerika'da mesela, Nepal'de deprem oldu. Amerikan Yer Bilimleri Servisindeki tüm çalışanlar sismometrelerini alarak Nepal'e gitti. Nepal'i çalıştılar. Bugün Nepal'de olan depremi Amerika anladığı için Amerika'daki insanlar güvende. Türkiye'deki Kuzey Anadolu Fay Zonu Japonlar 30 yıldır çalıştığı için Japonya'da güvende. Bizler ise deprem olsun da bakalım nerede, niye yıkıldı, bize ders verdi mi? Dünya artık gerçekten ders verecek. Bir sürü örnekle gerçekten bizi sınıyor. Mucizelere tutunmak yerine bilime tutunsak zaten o mucizelere ihtiyacımız kalmayacak. Hazır olacağız. Bir soru daha sorulmuş hocam. Evet. Merak ediyorum ben de şimdi okuyunca. İlk 7.7'lik Pazarcık merkezi deprem için zaten hani AFAD, Kandil arasında fark oluyor. Başka ölçüm, yurt dışı ölçüm istasyonlarından da farklı veriler geliyor. Ama merkez üssü konusunda Kandil Rasathanesi Gaziantep Şehit Kamil Sofalaca diyor. Hani büyüklüklerin farklı ölçülmesinin durumunu biliyoruz. İşte kurumların sismik kayıt istasyonlarının merkez üssüne uzaklığı, işte sismik kayıt ağının yaygınlığı gibi etkili olan bazı faktörler var ama merkez üssü konusunda da mı bu geçerli? Tabii ki hem merkez üssü konusunda hem de depremi büyüklüğü konusunda ulusal deprem istasyonunun vermiş olduğu bilgiler tabii ki ilk bilgiler olduğu için önemli. Hı hı. Daha sonra global deprem merkezlerinde işte USGS dediğimiz, ne bileyim Doğu Akdeniz Sismoloji Merkezi dediğimiz bu tür merkezlerde daha çok veri tabanı ile bu düzeltmeler ve yeni güncellemeler yapıldığı için aslında oradaki verileri alıp güncellememiz gerekiyor. Bu güncellemeyi ne kadar doğru yaparsa bu depremin sonuçlarını da doğru okuruz. O nedenle de güncelleme de aslında tabii ki ilk belirlemede ulusal veriler ama birkaç saat sonra da global merkezlerden gelen verilerle, bilgilerle değiştirmemiz gerekiyor. Tabii ki ilk bilgiler yanıltıcı olur ama evet, düzeltilmiş verileri de global merkezlerden alarak gerçek anlamda doğru bilgiyi elde edebiliriz. Evet, Profesör Doktor Ali Osman Öncel, çok teşekkürler. Hocam, dilerim bir gün şunu konuşuruz. Ütopik gibi geliyor şu an ama ne kadar büyük bir deprem oldu. Kimsenin burnu kanamadı. Bir bina bile yıkılmadı. Hani böyle Japonya'yı izliyoruz ya. Belki bir gün bunu konuşmak nasip olur. Ama tabii bunu da öyle mucize gibi beklememek lazım, dediğiniz gibi. Bilime kulak verirsek belki. Tabii ki yani bizler yer bilimleri mühendisleri olarak, özellikle jeofizik mühendisleri olarak daha çok deprem riskinin azaltılması konusunda ülkemize katkı vermek istiyoruz. Mezun ettiğimiz jeofizik mühendisleri gerçekten deprem riskinin azaltılması amaçlı istihdam edilmelerini, belediyede ve bakanlıklarda istihdam edilmelerini arzu ediyoruz. Çünkü yer denetimi yapılmadığı zaman, yerle ilgili çalışmalarda sağlamlık olmadığı zaman siz en sağlam binayı da dikseniz gördüğünüz gibi ya devriliyor ya çöküyor. O nedenle de jeofizik mühendislerine her zamandan olduğu kadar daha çok ihtiyacımız var. Jeofizik mühendislerimiz kapanmasın, jeofizik mühendislerimiz işsiz kalmasın. Ülkemizin geleceği tekrar bu şekilde harap olmasın dileklerimle ben teşekkür ediyorum. Evet, artık kulak vermek değil, can kulağıyla dinlememiz gerekiyor bilim insanlarımıza. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun efendim. Ana Haber devam ediyor. Sağ olun.